Hi guys! Ceren hocanız geldi. Bugün sizinle 8. sınıf 2. ünite Teen Life ünitemizin konu anlatımına bakacağız. Bu video ile beraber bu ünitenin kelime çalışmasında şuraya bıraktım. Hadi slaytlara geçelim. Evet, konumuz Simple Present Tense. Yani geniş zaman. Simple Present Tense'i nerede kullanıyoruz? Her zaman yaptığımız şeyleri anlatırken. Örnek verelim. I go to school by bus. Okula otobüsle giderim. Bilinen gerçeklerden bahsederken. A cat has four legs. Bir kedinin dört bacağı vardır. Alışkanlıklarımızdan bahsederken. I brush my teeth two times a day. Dişlerimi günde iki kez fırçalarım. Şimdi hemen olumlu yapıya bakalım. Simple present tense'de I, you, we, they öznelerimizde fiilimiz öznemizden sonra olduğu gibi yani ilk haliyle geliyor ve sonrasında alacaksa eğer bir nesne alıyor. Ama he, she, it, Deniz, Pıtırcık, Ayşe, Mehmet, Veli yani üçüncü tekil şahsımız varsa fiilimiz sonuna s takısını alıyor. Ve sonrasında yine nesne geliyor. Hemen örneklere bakalım. I like cars. You like cars. We like cars. They like cars. Yani ben arabaları severim. Sen arabaları seversin. Biz arabaları severiz. Onlar arabaları sever. Ama he likes cars. She likes cars. It likes cars. Deniz likes cars. Yani o arabaları sever derken, Deniz arabaları sever derken fiilimizin sonuna s takısını ekledik. Hemen olumsuz yapısına bakalım. Bu bence biraz daha kolay. I, you, we, they de don't getiriyorum. He, she, it de doesn't getiriyorum. Ve sonra ikisinde de fiilimi yalın haliyle yani birinci haliyle getiriyorum. Peki, he, she, it'in fiilindeki s takısı nereye gitmiş? Don't'a gitmiş değil mi? Araya girmiş, doesn't olmuş. Hemen örneklere bakalım. I don't like cars. You don't like cars. We don't like cars. They don't like cars. Yani ben arabaları sevmem. Sen arabaları sevmezsin. Biz arabaları sevmeyiz. Onlar arabaları sevmez. Hemen geçtim yan tarafa. He doesn't like cars. She doesn't like cars. It doesn't like cars. Deniz doesn't like cars. Yani o arabaları sevmez. Deniz arabaları sevmez. Hemen soruya geçtim. Burada da negatifteki bu do ve does cümlemin başına geliyor. I, you, we, they de do kullanıyorum. He, she, it de does kullanıyorum. Ve öznemden sonra fiilim yine yalın haliyle geldi. He, she, it'teki s takım nereye gitmiş? Soruya gitmiş. Do'ya gitmiş. Does olmuş. Hemen örneğe bakalım. Do I like cars? Do you like cars? Do we like cars? Do they like cars? Yani ben arabaları sever miyim? Sen arabaları sever misin? Biz arabaları sever miyiz? Onlar arabaları sever mi? Yan tarafa geçtim. Does he like cars? Does she like cars? Does it like cars? Does Deniz like cars? O arabaları sever mi? Ya da Deniz arabaları sever mi? Hemen birkaç tane örnek verelim. I go to work every day. Her gün işe giderim. Genel bir şeyden bahsediyorum değil mi? Her gün yaptığım şey. Ceren loves Engin. Ceren Engin'i seviyor. Bak, seviyor dedim. Çünkü bizim dilimize öyle çeviriyoruz. Ama genel bir şeyden bahsediyorum değil mi? Ceren Engin'i bugün sevmiyor sadece. Genel bir şey. Melis sleeps 7 hours a day.
Melis günde 7 saat uyur. Her gün böyle yani. The bus to Ankara leaves every hour. Ankara'ya giden otobüs her saat başı kalkar. We don't live in Muğla. Biz Muğla'da yaşamıyoruz. Ulgar doesn't study English. Ulgar İngilizce çalışmaz. Yani genel bir şeyden bahsediyorum. Demek ki Ulgar İngilizceyi sevmiyor ve çalışmıyor. Evet, şimdi fiilimin sonuna gelen s takısı neye göre, nasıl geliyor, şekil değiştiriyor mu onlara bakalım. Örneklerimizde de görüldüğü gibi özlemimiz üçüncü tekil şahıs ise, yani bahsetmiştik, he, she, it, Melis, Deniz, Boncuk, it, rain, the cat ve benzeri ise fiilimizin sonuna s takısı geliyordu. Bunu da verb s ile gösteriyorduk. Bu s takısı fiile göre değişiklik gösteriyor. Bazen s oluyor, es yani, ya da ies olabiliyor, yani Türkçe'de es diyoruz. Hemen bakıyorum. Sonu o, ç, ş, s, x, z olan fiillere s geliyor. Bunu ezberlemen şart mı? Hayır, değil. Çalıştıkça zaten sen de fark edeceksin. Mesela go, goes. Do, does. Zaten do ve does'ı demin gördük bir sürü. Wash, washes. Sonu y, y ile biten fiillerde y'den önce sessiz harf varsa y düşüyor ve yerine es geliyor. Mesela bu nasıl bir fiil? Study gibi bir fiil. Y'den önce d var, sessiz harf. Burada y'miz düşüyor, studies oluyor. Es gelmiş. Carry mesela. Y'den önce r harfim var, carries oldu. Worry, aynı carry ile aynı. Y'den önce r harfim var, worries oldu. Ve sonu y ile biten fiillerde yine, demin mesela sessiz dedik değil mi? Y'den önce sessiz harf varsa dedik. Bir de sesli harf da olabilir. Eğer böyle bir durum varsa fiilimiz normal diğer fiiller gibi sadece s takısını alıyor. Play gibi, say gibi. Okay? Bunlar haricinde bir de have fiilimiz var. Canımız ciğerimiz have fiilimiz. O da düzensiz bir fiil. Sonuna s takısı almıyor, has olmuyor. Onun yerine has'e dönüşüyor. Tabii ki have ve has'i sen çok gördün ama belki de böyle olduğunu düşünmemiştin. Şimdi soru kelimeleriyle olan ilişkilerine bakalım. Simple present tense'in. Soru kelimelerimiz nelerdi? WH words de diyorduk bunlara. What, where, when, why, how ve who. Şimdi what, where, when, why, how'da hiçbir sıkıntı yok. Aynı geniş zamanda soru yaparmış gibi sorumuzu yapıyoruz ama önüne bu kelimelerimizi ekliyoruz. Fakat who kelimemiz genelde özneyi buldurmak ister. O yüzden burada direkt who'dan sonra fiilimiz gelir, s takılı bir halde ve sonra da varsa nesnemiz gelir. Tabii ki bunda istisnalar var. Böyle yapılmadığı oluyor mu? Oluyor. Mesela who do you love? Kimi seviyorsun? Who do you think you are? Kim olduğunu sanıyorsun? Tarzında istisnalarımız var. Şimdi bunların bir örneklerine bakalım, sizle daha iyi anlayalım. What do you see? Ne görüyorsun? What, soru kelimem. Do, yardımcı fiilim. You, öznem. See, fiilim. You olduğu için öznem. Do kelimem does olmamış. When does the baby sleep? Bebek ne zaman uyuyor? Bebek ne zaman uyur? Genel bir şeyden bahsediyorum. Yani senin bebeğin saat kaçta uyuyor normalde? Burada the baby olduğu için, yani üçüncü tekil şahsım olduğu için do fiili s takısı almış. How
How does she look like? Nasıl biri? Tipi nasıl? Who cooks the meals? Yemekleri kim pişirir? Bak yine genel bir şeyden bahsediyorum. Burada fark ettiysen özne yok. Çünkü özne arıyorum. Yemekleri kim pişiriyor? Annen mi? Baban mı? Sen mi? Why do they sleep at 10? Neden 10'da uyuyorlar? Bak genel bir şey. Her gün 10'da uyuyorlar demek ki. Gördüğün gibi bizim dilimizdeki şimdiki zaman ile geniş zaman İngilizce cümlelerin çevirisinde birbiri yerine kullanılabiliyor. Biraz önce demiştim zaten. Bir önceki örneğime bakalım. Neden 10'da uyuyorlar? Aslında neden 10'da uyurlar demek istedim, değil mi? Geçelim sıklık zarflarımıza. Adverbs of frequency. Bunların yüzdelerini ben verdim. Aklımda kalması daha kolay olur diye. Always, her zaman. Usually, genellikle. Often, often değil. Often, sık sık. Sometimes, bazen. Rarely ya da seldom, nadiren. Hardly ever, neredeyse hiç. Ve never, asla. Yani always dediğinde bir şeyi %100 yapıyorsun, her zaman yapıyorsun. Ama never dediğinde %0, hiçbir zaman yapmıyorsun. Bunların yanı sıra bazı kelimelerimiz de var. Once, twice, three times, four times gibi. Once bir kez demekti. Twice iki kez. Diğerleri zaten bildiğimiz sayılara göre gidiyor. Three times, four times, five times, six times gibi. Bunlardan sonra a day, a week, a month, a year getirebilirsin. Once a week, haftada bir kez. Three times a day, günde üç kez gibi. Every, her demekti. Bundan sonra da day, week, month, year gelebilir tabii ki. Every month, her ay. Every day, her gün gibi. How often? Bu sıklık zarflarımı nasıl soruyorum yani? How often? Ne sıklıkla? Ne sıklıkta ya da? How often'ın yapısı bu gençler. Yine aynı şekilde do ve does'la, yani simple present tense'imde nasıl kuruyorsam soruyu, önüne how often soru kelimemi getiriyorum ve bitiyor. Mesela, how often do you study English? Ne sıklıkla İngilizce çalışırsın? I study English twice a week. Haftada iki kez İngilizce çalışırım. How often does Güler make a cake? Bak Güler'den bahsediyorum. She, değil mi? Üçüncü tekil şahıs. O yüzden do kelimem does oldu. Güler ne sıklıkla kek yapar? She never makes a cake. O asla kek yapmaz. How often does Pıtırcık drink milk? Pıtırcık ne sıklıkla süt içer? Pıtırcık drinks milk three times a day. O günde üç kez süt içer. Geçelim bir başka konumuza. Expressing likes and dislikes. Sevdiklerimizi ve sevmediklerimizi ifade etme. Sevdiklerimizi ifade ederken neler kullanıyorum? Keen on, fond of, love, like, enjoy, interested in, good at ya da crazy about. Bunlar ne demekti? Hemen kısaca. Keen on, bir şeye istekli olmak, hevesli olmak, sevmek yani. Fond of, bir şeye düşkün olmak. Love, aşkla sevmek, çok sevmek. Like, sevmek. Enjoy, eğlenmek, zevk almak. Interested in, ilgilenmek. Good at, iyi olmak. Crazy about, o şey için delirmek. Bakalım dislike'larımıza, yani sevmediğimiz şeyleri ifade ederken neler kullanacağım. Hate, dislike, don't like, doesn't like, can't stand, can't bear, bad at. Ne demekti hemen bakalım. Hate, nefret etmek. Dislike, sevmemek. Don't like,
sevmemek, doesn't like, sevmemek. Bu don't like'ı I, you, we, they'de kullanıyordum. Doesn't like'ı da üçüncü tekil şahıslarımda he, she, it'te kullanacağım. Can't stand, katlanamamak. Can't bear, yine katlanamamak, dayanamamak. Bad at, de, kötü olmak. Bir şeyde, bir işte kötü olmak. Notlarıma bakıyorum hemen zaten. Burada s takılarını görünce anladın. Love, like ve enjoy fiilleri he, she, it özneleriyle kullanılırken s takısı alırlar. Diğerlerinin önüne çünkü yardımcı fiil getirerek yapıyorum cümlemi. Öbür tarafa geçtim. Hate ve dislike fiilleri he, she, it özneleriyle kullanılırken s takısı alırlar. Zaten yazmışım tabloda. Demin söylediğim don't like I, you, we, they de, doesn't like da, he, she, it de kullanılıyor. Hemen örneklerimize bakın. Önce like'larımıza, sevdiğimiz şeylere bakalım. Ibarz loves eating bread. Ibarz ekmek yemeyi sever. Love'a bakıyorsun, s takısını gördün. Çünkü Ibarz'tan bahsediyorum, he. We like listening to music. Müzik dinlemeyi severiz. Burada şundan bahsetmeyi unuttum. Çok özür diliyorum. Sen dikkat etmişsindir eminim. Bu fiillerimden sonra verb ing geliyor. Yani fiilim ing takısıyla geliyor muhakkak. Eğer fiil gelecekse tabii ki. Evet. We like listening to music dedik. Burada listen görüyorsun ing almış. Listening olmuş. I am interested in soccer. Bak, interested in, önüne yardımcı fiilimi almış. I am, değil mi? Interested in'den sonra fiil gelmemiş. Fark ettin mi? Soccer, futbol demek. Fiil gelmediyse bir sıkıntı yok. Direkt getiriyorsun kelimeyi. Yani futbola meraklıyım, ilgiliyim demek istedik. She is keen on dancing. Dans etmeye hevesli, dans etmeyi sever, düşkün. They are fond of studying English. Onlar İngilizce çalışmaya düşkündür. Bobby is crazy about singing. Bobby şarkı söylemeye bayılır, delirir. We enjoy talking to you. Biz seninle konuşmaktan zevk alıyoruz, zevk alırız. Delilah is good at calming people. Delilah insanları sakinleştirmede iyidir. Hemen dislike'a geçtim. Ibarz doesn't like eating parsley. Ibarz maydanoz yemeği sevmez. Doesn't geldi. We don't like fighting. Biz kavga etmeyi sevmeyiz. I hate playing basketball. Basketbol oynamaktan nefret ederim. She can't stand studying history. Tarih çalışmaya katlanamaz, dayanamaz. They can't bear being thirsty. Susuz kalmaya dayanamazlar. Gerard dislikes watching TV. Gerard televizyon izlemeyi sevmez. Zoe is bad at cooking. Zoe yemek pişirmede kötüdür. Geçtik diğer bir konumuza. Prefer, tercih etmek. Hemen yapısını vermişiz. I, you, we, they de prefer olduğu gibi kalıyor. Sonrasında bir nesne ve to ve diğer nesnemiz geliyor. He, she, it'te de artık ezberledin sanıyorum. Prefer, s takısını alıyor. Sonra nesnemiz, sonra to ve sonra ikinci nesnemiz. Burada dikkat etmen gereken şu kırmızıyla yazdığım yer, cümlemizde birinci söylediğimizi ikinci söylediğimize tercih ederiz. Yani ikinci söylediğimizdense birinci söylediğimizi tercih ediyoruz. Mesela, I prefer rap music to jazz music. Burada hangisini tercih etmişim? Birinci söylediğimi, yani rap müziği. Ben rap müziği, caz müziğe tercih ederim. They prefer cake to cookies. Onlar neyi tercih etmişler? Keki tercih etmişler. Onlar keki kurabiyeye tercih ederler. Özge prefers
biology to physics. Özge, biyolojiyi fiziğe tercih eder. Yani Özge, biyolojiyi tercih eder, değil mi? Pıtırcık prefers fish to pasta. Pıtırcık, balığı makarnaya tercih eder. Hemen baktım, prefer'ın bir diğer yapısı. I, you, we, they'de prefer'dan sonra eğer fiil varsa fiilim ing formuyla geliyor. Yani verb ing. Ondan sonra to, ondan sonra yine verb ing. Demin bu verb ing'lerin yerinde nesne, bir isim vardı. Şimdi diyor ki sana, eğer bir fiil kullanacaksan, mesela futbol oynamak diyeceksen, fiiline ing ekleyeceksin. He, she, it'te de prefer'ne s takısını eklemeyi unutmayacaksın. Burada yine aynı şekilde cümlede birinci söylediğimi tercih ettiğim anlaşılıyor. Mesela, we prefer eating chocolate to eating cake. Biz çikolata yemeyi kek yemeye tercih ederiz. Bu cümleyi nasıl yapabilirdin? We prefer chocolate to cake. Hiç fiilleri kullanmayabilirdin, değil mi? Çikolatayı keke tercih ederim olurdu. They prefer playing soccer to studying English. Beni üzmüş. Onlar futbol oynamayı, İngilizce çalışmaya tercih ederler. Engin prefers staying at home to going to work. Bu da beni mutlu etmiş. Engin evde kalmayı, işe gitmeye tercih eder. Yani Engin evde kalmayı tercih eder. Çağrı prefers reading a book to watching a movie. Çağrı kitap okumayı, film izlemeye tercih eder. Yani Çağrı film izlemeyi değil, kitap okumayı tercih eder. Tabii bunu da nasıl yapabilirdin? Hemen onu da örnek vermeye çalışıyorum, kulak dolgunluğu olsun diye. Çağrı prefers a book to a movie. Çağrı bir kitabı bir filme tercih eder. Umarım her şey netleşmiştir. Umarım bilgilerini tazelemişsindir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.